Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aydın Kerimov ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede Kerimov'un Cumhurbaşkanı Şuşa özel temsilcisi olarak atanmasına dair kararnameyi imzaladı. Aliyev görüşmede "Sizi Cumhurbaşkanı Şuşa özel temsilciliği görevine atıyorum. Size güven duyuyorum. Verilen görevleri yerine getirmek için çalışacağınızdan eminim." İşgalden kurtarılmış bölgelerde 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği Enstitüsü Benim girişimle kuruldu. İlk atamada da Şuşa şehrine yapıldı. Böyle olması çok doğal çünkü Şuşa, Azerbaycan halkının kalbinde özel bir yere sahip. Şuşa, Karabağ'ın tacı ve eşsiz bir şehir. Şuşa'nın konumu, tabiatı, havası, iklimi, tarihi eserleri, şehrin mimari topluluğu bizim milli hazinemiz. Şuşa'yı korumalıyız ve koruyacağız da. Azerbaycan halkı sonsuza kadar Şuşa'da yaşayacak. Şuşa her zaman bir Azerbaycan şehriydi. Ermenilerin girişimlerine rağmen tüm dünya Şuşa'yı Azerbaycan şehri olarak tanıdı ve kabul etti dedi. Ermenilerin tüm çabalarına rağmen Şuşa'yı dünyaya bir Ermeni şehri olarak tanımadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, 28 yıl boyunca birçok yabancı konuğu yasa dışı olarak Şuşa'ya getirdiler. Şuşa hakkında söylentiler uydurdular ve Şuşa'nın adını değiştirdiler ama kimse inanmadı. Çünkü Şuşa'ya gelen herkes Azerbaycan mimarisini kendi gözleriyle görüyordu. Atamız Fenerali Han'ın faaliyetleri ve çabaları sonucu Şuşa şehri inşa edildi. Şuşa'ya verilen ilk ismin Penahabat olması tesadüf değil. Daha sonra Şuşa'nın cam gibi temiz havası dikkate alınarak şehre Şuşa, yani Şuşa adı verildi. Azerbaycanlıların Ermeni işgalinden önce Şuşa'da yaşadığı biliniyor. O zamanlar neredeyse hiç Ermeni nüfusu yoktu. 1920'li yıllarda topraklarımıza Dağlık Karabağ özerk bölgesi kurulduğunda bile Şuşa nüfusunun çoğunluğu Azerbaycanlıydı. İşgal sırasında ise nüfusun %98'i Azerbaycanlılardan oluşuyordu diye Azerbaycan askerlerinin Şuşa şehrini koruduğunu belirten Aliyev, Şuşa'da sivil idare enstitüsü kuruluyor. Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel bir yeri var. Şehrin restorasyonu ve yeniden canlandırılması hepimizin eseri. Elbette tüm çalışmalar planlı bir şekilde yapılmalı. Şuşa'nın tarihi imajı korunmalı ve şehre yabancı hiçbir yapıya izin verilmemeli. Bir süre önce Şuşa'ya büyük bir uzman grubu gönderdim. Bu grup birkaç gün Şuşa'da kaldı. Tüm incelemeleri yapıp bana bildirdi. Bu incelemeler temelinde restore edeceğimiz Şuşa'yı dünyanın en güzel şehirlerinden biri haline getirmeyiz ve yapacağız da. Daha önce Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğimizi söylemiştim. Ve vermedik. Savaşın ilk günlerinden itibaren amaçların Şuşa'yı işgalden kurtarmak olduğunu vurgulayan Aliyev, "Savaşın ilk günlerinden itibaren amacımızın ne olduğunu biliyorduk. Şuşa'ya doğru başarıyla ilerledik. Uzmanlar savaşın gidişatına bakarsa stratejik hedefimizin ne olduğunu görecektir. Ermeni işgali altındaki topraklara güneyden girdik, kurtardık ve karşı saldırıya geçtik. Sonuç olarak Cebrail, Fuzuli, Hadrut illerini ve Hocavend ilinin bir kısmını, Kerbecil'in bir kısmını, Murav Dağı zirvesini, Zengilan, Gubatlı, Laçin illerinin güneyini ve Şuşa şehrini işgalden kurtardık. Hedefimiz Karabağ'ın tacı Şuşa şehriydi ve 8 Kasım'da Şuşa'da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Sonra düşman diz çöktü, teslim oldu ve beyaz bayrağı kaldırdı. Kelbecer, Laçin ve Akdam bölgelerini tek bir kurşun atmadan geri aldık. Hedefimiz Şuşa'ydı, zaferimiz de Şuşa oldu. Şuşa'nın kuruluş günü Zafer Bayramı ilan edildi" ifadelerini kullandı. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.